Bu videoda ozonoliz denilen bir tepkime kullanarak alkenlerin bölünmesine bakacağız. Şimdi sol tarafta genel bir alkenimiz var ve bu alkene ilk adımda O3 yani ozon ekleyeceğiz. İkinci adımda ise DMS yani dimetil sülfit ilave edeceğiz. Bu noktada çok dikkat edin. Çünkü ikinci adımda ekleyebileceğiniz farklı kısımlar var. Bu yüzden öğretmeninizin kullanmanızı istediği kimyasal maddeyi bildiğinizden emin olun. Eğer DMS kullanırsanız, başlangıçtaki alkene neyin ekli olduğuna bağlı olarak aldehit ve veya keton karışımı elde edersiniz. Evet, öyleyse buradaki ozonun nokta yapısına bakarak başlayalım. Soldaki bu yapı ozonun olası bir nokta yapısı. Şimdi bu elektronları buraya taşıyıp bu iki oksijen arasında bir çift bağ oluşturarak bir rezonans yapısı çizebiliriz. Böylece bu elektronlar da sol taraftaki bu oksijene geçiyor. Öyleyse devam edip yan tarafa diğer rezonans yapısını çizelim. Şimdi sağdaki bu iki oksijen arasında artık çift bağımız var. En sağda yer alan oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti kalırken ortadaki oksijenin ise bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. En soldaki oksijen diğerlerine göre farklı olarak bir ortaklanmamış elektron çifti kazanarak toplamda 3 taneye sahip oluyor ve ayrıca eksi bir formal yük de elde ediyor. Üstteki oksijen de aynı şekilde artı bir formal yükünü koruyor. Şimdi bunlar bizim iki rezonans yapımız. Unutmayın, gerçek molekül bu iki rezonans yapısının hibriti. Evet, şimdi bu iki rezonans yapısından bir tane seçelim. Mesela sağdakini seçiyorum. Şimdi şuradaki bu yapıyı yeniden çizelim. En soldaki oksijenin eksi yükü vardı. Onu bir ekleyelim. Üstteki oksijenin de artı bir formal yükü vardı. Evet, sağdaki oksijen ise bu rezonans yapısında bir yükü artık bulunmuyor. Şimdi de hemen altına alkenimizi çizelim. Evet, şimdilik bilinmeyen substituentleriyle alkenimiz şöyle. Mekanizmamıza baktığımızda eksi yüklü oksijenin bu ortaklanmamış elektron çifti bu karbona saldıracak ve ardında bu pi elektronları da buraya oksijene geçecek. Takibinde buradaki pi elektronları ortadaki oksijene geçecek. Yani burada tek basamaklı bir mekanizma söz konusu. Şimdi bu elektron hareketliliğinin sonuçlarını yan tarafa çizmeye başlayalım. Soldaki oksijen artık sol taraftaki karbonla bir bağ oluşturuyor ve takibinde de bu karbonun sağdaki karbonla tek bağ kalıyor. Aynı şekilde sağdaki karbonun da diğer taraftaki oksijenle bir bağ oluyor. Ve son olarak bu iki oksijen de ortadaki oksijenle yine bağlı durumda kalıyor. Elektron çiftlerine bakacak olursak tüm oksijenler artık toplamda iki tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Şu şekilde ekleyelim. Tabii birçok elektron hareket etti. Şimdi bunları takip edelim. Evet, buradaki mavi elektronlarla başlayalım. Bu elektronlar şuradaki bu oksijen karbon bağını oluşturdu. Kırmızıyla işaretlediğimiz bu pi elektronları ise bu yapıdaki diğer oksijen karbon bağını oluşturdu. Ve son olarak iki oksijen arasındaki bu mor elektronlar da bu üstteki karbona geçerek bu oksijenin bir ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Evet, yapımız artık şöyle bir hale geliyor. Artık oksijen-oksijen bağları nispeten zayıf. Artık pek sağlam değiller ve bu molekülde bunlardan iki tane bulunuyor. Tabii bu oksijen-oksijen bağlarından biri mekanizmamızın diğer adımında kırılacak. Simetrik olmalarından dolayı herhangi bir tanesini seçebilirim. Mesela şu bağ. Şimdi buradaki yeşil elektronlar ya da şöyle söyleyelim, bu oksijen-oksijen bağı mekanizmamızın diğer adımında kırılacak. Böylece bu elektronların buraya geldiğini düşünelim. Bu iki karbon arasındaki bağı kıracak çünkü sağdaki karbonda çok fazla bağ olacak. Yani bu bağ kırılacak ve ardından bu elektronlar da buraya geçecek. Ve takibinde bu yeşil renkteki elektronlar üstteki oksijene kapanacak. Böylece sağlam olmayan bu oksijen-oksijen bağı nihayet kırılacak. Şimdi yan tarafa çizerek neler elde ettiğimizi bir görelim. Evet, sol tarafta bir karbonumuz var ve bu karbon oksijene artık çift bağla bağlı.
Tabii bu oksijen sahip olduğu iki tane ortaklanmamış elektron çiftini koruyor ve böylece bir karbonil bileşiği ortaya çıkıyor. Sağdaki durumsa şöyle olacak. Sağdaki karbona bağlı iki şey dışında diğer karbon gibi o da çift bağla sağdaki oksijene bağlanıyor. Tabii bu kez bu oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Bu oksijen ayrıca diğer oksijenle bağlılığını koruyor. Yeşilli elektronların gelmesiyle bu oksijen toplamda 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip oluyor. Ve bu da bu oksijene eksi bir formal yük veriyor. Artık burada eksi bir yük var. Bu oksijen ise artık artı bir formal yüke sahip oluyor. Böylece sağ tarafta bir karbonil oksit oluşturuyoruz. Yani bu yük bileşiğine karbonil oksit diyoruz. Evet, mekanizmamızın diğer adımına geçelim. Şimdi soldaki bu karbonil bileşiğini düşündüğümüzde oksijen ve karbon arasında çift bağ mevcut. Tabii oksijen karbondan daha elektronegatif. Bu yüzden oksijen bu elektronları kendine çekerek kısmi negatif yük elde edecek. Tabii bu durumda karbonda bir miktar elektron yoğunluğunu kaybedecek ve bu da ona kısmi pozitif yük kazandıracak. Şimdi bu kısmi negatif yüklü oksijenin karbonil oksitteki negatif yüklü oksijenin hemen yanında durduğunu görebiliyoruz. Yani elbette bu ikisi birbirini itecek. Bu yüzden soldaki karbonil bileşiğini ters çevireceğiz. Bu bileşiği tersine çevirelim ve sağdaki karbonil oksidi de aynı şekilde yeniden çizelim. Evet, mekanizmamıza da devam ederek şimdi soldaki bu karbonil bileşiğini ters çeviriyoruz. Şu şekilde. Karbonil oksidi ise hemen yanına aynı şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi devam edelim ve tüm ortaklanmamış elektron çiftlerini ve formal yükleri de ekleyelim. Evet, eksi formal yük şurada. Artı formal yük ise şurada yer alıyor. Soldaki bileşikteki bu oksijenin de iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Şimdi biraz kaydırıp yer açalım. Aynı şekilde yine karbonil bileşiğimize baktığımızda polarize olduğunu görüyoruz. Yani bu oksijen kısmi negatif, bu karbonsa kısmi pozitif yüklü. Mekanizmamızın bir sonraki adımında nükleofilik saldırı yapacağız. Yani negatif yüklü bu oksijen buradaki kısmi pozitif yüklü karbona saldıracak. Böylece oksijen bu karbonla bir bağ oluşturacak. Tabii bu durumda bu karbonun çok fazla bağı olacak. Bu yüzden bu pi bağında yer alan elektronlar bu karbona geçerken buradaki elektronlar da bu oksijene geçecek. Yine birçok elektron hareketliliği meydana geldi. Öyleyse devam edip ürünümüzü çizmeye geçelim. Ardından da bu hareket eden elektronları takip edeceğiz. Evet, önce bu karbonu şuraya yerleştirelim. Ona bağlı bir oksijen var ve bu oksijen artık karbonil oksitteki karbonumuz olan bu karbona bağlı durumda. Karbon da iki farklı atoma ve oksijene bağlı. Oksijenin de halihazırda diğer oksijene bir bağ bulunuyordu. O da karbona bağlı. Evet, şimdi tüm ortaklanmamış elektron çiftlerini ekleyelim. Bu elektron hareketliliği ile yine oksijenlerin her biri iki tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip oluyor. Şimdi bu elektronları takip edebilir miyiz? Bir bakalım. Çünkü birçok hareketlilik meydana geldi. Öyleyse burada mavi ile işaretlediğimiz elektronlarla başlayalım. Eksi yüklü oksijenin üzerinde bulunan bu elektronlar nükleofil saldırısıyla bu karbonil karbona saldırdı ve bu bağ oluşturdu. Böylece bu bağ mavi elektronları simgeliyor. Pekala, şimdi bu pi elektronlarına bakalım. Karbonildeki bu elektronları önce kırmızıyla bir işaretleyelim. Bu kırmızı elektronlar buradaki oksijen ve karbon arasında bağ oluşturanlar oluyor. Ve son olarak karbonil oksitteki pi elektronları da oksijene geçerek bu oksijenin elektron çifti oluyor. Böylece bileşiğimiz artık bu. Aslında tüm bunlar ilk adımdı. Yani alkenimize ozonu eklemek. Şimdi devam edip dimetil sülfite bir bakalım. Önce şuraya bir yere bu dimetil sülfiti çizelim. Kükürdüğümüz bu ve ona bağlı iki metil grubumuz var. Ayrıca kükürdüğün iki tane de ortaklanmamış elektron çifti bulunuyor. Onları da ekleyelim. Şimdi kükürdüğün bu elektron çiftlerinden biri buradaki oksijene saldıracak. Tabii burada zayıf bir oksijen-oksijen bağımız mevcut. Onu da şöyle belirginleştirirsek, evet, şu bağ. Ve bu bağ kırılacak. Böylece bu elektronlar buraya geçecek.
Tabii böyle olunca bu karbonun çok fazla bağı olacak. Bu yüzden bu kırmızı renkteki elektronlar şuraya geçecek. Ve son olarak mavi renkteki bu elektronlarsa üstteki bu oksijene kapanacak. Öyleyse devam edip bunu bir çizelim. Pekala, şimdi ne olacak? Önce soldaki bu karbonu şuraya yerleştirelim. Artık oksijenle çift bağımız var. Tabii bu oksijen iki ortaklanmamış elektron çiftini koruyor. Sağ taraftaki karbonun da bir oksijenle artık bir çift bağı var. Ayrıca karbonun bağlı olduğu diğer iki atomu da unutmadan ekleyelim. Ve kükürdünse bu oksijenle bir bağ oluyor. Bu oksijen toplamda 3 tane ortaklanmamış elektrona sahip oluyor ve bu da ona eksi bir formal yük kazandırıyor. Tabii kükürdün 2 de metil grubu vardı. Onları da şöyle ekleyelim. Ayrıca 2 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahipti. Artık bir tane kalıyor ve bu da ona artı bir formal yük vermiş oluyor. Şimdi bu kükürt bileşiğine odaklanırsak bir rezonans yapısı çizebiliriz ve bu elektronları buraya taşıyabiliriz. Şimdi buraya bir rezonans yapısı çizecek olursak kükürt artık bir oksijene çift bağlı. Tabii iki metil grubunu ekledik ve kükürdün ortaklanmamış elektron çiftini de koyduk. Böylece şimdi DMSO'yu yani dimetil sülfoksiti görebiliriz. Yani DMSO üretmiş olduk. Ama daha da önemlisi buradaki bu iki karbonili ürettik. Tabii neyin bağlandığına bağlı olarak bunlar aldehit veya keton olabilir. Yani aldehitleri veya ketonları da üretmiş olduk. Şimdi birkaç elektron takip edecek olursak soldaki kırmızı elektronlar şuraya geldiler. Sağdaki bu yeşil elektronlarsa buradaki karbonil bileşiğindeki bu bağa simgeliyor. Evet, bu upuzun mekanizmanın ardından sonunda aldehit veya keton karışımı elde ediyoruz. Şimdi bu tepkimeyi uygulayabileceğinizden emin olmak için bir örnek daha yapalım. Evet, öyleyse bir alkenle başlıyoruz. Bu alkenimiz. İlk adımda alkenimize ozon yani OH ekleyeceğiz. İkinci adımda ise dimetil sülfit ilave edeceğiz yani DMS. Bu tepkimeyi düşünmenin daha kolay bir yolunu deneyeceğiz. Önce bunu yeniden bir çizelim. Tabii bu çift bağ kıracağımızı artık biliyoruz. Burada bir metil grubu bulunuyor ve şurada ise bir hidrojen olacak. Sol tarafta bunu çizmedik ama orada olduğunu biliyoruz. Evet, şimdi bu çift bağı böleceğiz. Şu şekilde. Tabii burada bunu yapmanın yolu bu kısmı silmek olacak. Şimdi bu kısmı şöyle bir silip buradaki her iki karbona da bir oksijen ekleyelim. Yani şuraya bir oksijen ve aşağısına da bir oksijen ekliyoruz. Evet, biraz zor görünüyor. Öyleyse yan tarafa yeniden çizelim. Altta bir karbonilimiz yani bir keton var. Üstte ise bir aldehit olacak. Ve işte ürünümüz bu. Tabii bu muhtemelen çizmesi en kolay yol değil. Şimdi hemen altında farklı bir şekilde yeniden çizmeye çalışalım. Öncelikle uzun bir zincir çizeceğiz. Tabii önce hesaba katacağımız kaç tane karbon olduğuna bakalım. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 karbon. Şimdi bu molekülü yeniden çizelim. Burası birinci karbon. Bir de keton olacak. Yani ikinci karbon. Ardından 3, 4, 5 ve 6. karbon. Ve şuraya da bir aldehit ekleyeceğiz. Evet, aldehitimiz de şu karbon. Toplamda 7 karbon olacak. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Böylece bu tepkime bir aldehiti ve bir keton üretmiş olduk. Tekrarlayacak olursak ikinci adımda lütfen dikkat edin ve öğretmeninizin kullanmanızı istediği kimyasal maddeyi kullanın.